merhabalar. Bugün sizlerle güveç yapacağız. Bunun için 1 kilo kuzu kuşbaşı etim var. Kenarında da kuyruk yağım var. Bunlar kuyruk yağı. Bunu kabımın, toprak tenceremin altına döşüyorum. Önce kuyruk yağını. Bu lezzet veriyor. Bu şekilde. Şimdi kuşbaşı etlerimi onun üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Yağ da var içerisinde. Şöyle hepsini kattım. Düzeltiyorum. Biraz baharatım var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da karabiber. Bunu karıştırıyorum. Ara ara içerisine gezdireceğim. Şimdi etimin üzerine atıyorum. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Şimdi soğanlarımı 4-5 tane soğanımı bu şekilde çok küçük olmamak şartıyla doğradım. Evet, soğanlarımı bu şekilde yaydım. Şimdi biberlerim 5-6 tane kırmızı yeşil karışık biber doğradım. Bunlar da çok küçük değil. Bu şekilde. Şimdi şu tuzlu olan baharatlı karışımımdan biraz da böyle gezdiriyorum. Sarımsağımı ilave ediyorum. Bir 10 kadar vardı. Sarımsağı bol olsun. Birkaç parçaya böldüm. Böyle. Şimdi domatesimi de küçük doğradım. 8-10 tane vardı. Orta boy. Bunu da böyle. Şu kalan baharatımın hepsini üzerine gezdiriyorum. Bir yemek kaşığı biber salçam var. Bunu biraz su ilave edip şöyle yarım çay bardağı kadar. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Evet, salçamı iyice ezdim. Şöyle gezdiriyorum üzerine. Bir çay bardağı sıvı yağ ve zeytinyağını karıştırdım. Yarım yarım olabilir. Bunu üzerine ilave ettim. Ve artık toprak tenceremin ağzını kapatıyorum. Bende kapağı olduğu için bununla kapatıyorum. Ama sizde kapağı yoksa alüminyum folyo ile iyice kapatın. Hiç hava almasın. Şimdi ben bunu fırında pişireceğim. Ocakta değil. İsterseniz ocakta da pişirebilirsiniz. 1-1,5 saat. Ben şimdi bunu ekmek fırınına vereceğim. Ve 1-1,5 saat pişirteceğim. Evet, yemeğimizi fırından aldık. Son halini göstermek istiyorum. Önce bir karıştırıyorum. Hiç su koymamıştım. Kendi suyuyla pişti. Yemeğimin son hali bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.